Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Şanlıurfa Spor maçında taraftarlarına neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsun Spor'a para cezası verdi. Kurul Kırmızı Beyazlı Kulübe 7500 Türk Lirası para cezası vermeyi kararlaştırdı. Samsun Spor'un yaptığı savunmanın çok etkili olduğu ve taraftar cezası gelmediği öğrenildi. Böylece Şanlıurfa Spor maçında maraton tribününde bulunan taraftarlar da yarın akşamki Bolu Spor maçını seyredebilecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan gelen bu haber sevinçle karşılandı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından mali kriterlere uyulmadığı için verilen puan silme cezasına itiraz eden Samsun Spor konuyu tahkim kuruluna taşımıştı. Kırmızı Beyazlı camia ise tahkim kurulundan çıkacak sonucu merakla bekledi. Bugün toplanan tahkim kurulu Samsun Spor'un cezaya itiraz dosyasını gündemine aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde tahkim kurulu kararı ile ilgili yapılan açıklamada 4 madde bulunurken Samsun Spor dosyası yer almadı. Tahkim, hem Samsun Spor hem de diğer puan silme cezası alan kulüplerin itirazlarını incelerken kararı erteledi. Bu durum olumlu karşılanırken tahkim kurulunun ilerleyen haftalarda ceza ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi. Öte yandan puan silme cezası alan diğer 6 kulüple ilgili karar da çıkmadı. Samsun Spor Kulüp Başkanı Erkut Tutu, tahkimden çıkacak sonuçla ilgili şu açıklamalarda bulundu. Şimdi şöyle, benim beklememden öte tahkim kurulundaki avukatların vereceği karar önemli olan. Tabii ki ben hiçbir şekilde hem bize hem diğer hiçbir kulübe ceza verilmesinden taraf değilim. Hiçbirimiz değiliz. Çünkü tüm kulüpler Samsun Spor olduğu gibi herkes büyük bir sıkıntılı süreç geçiriyor. Bu tür verilen cezalar bu işe destek mi olacak? Hayır. Çözüme katkı olarak hep birlikte tartışarak çözüm bulunsa çok daha iyi. Ama ne yazık ki federasyonun uygulaması gereken FIFA kuralları çerçevesinde bazı da kurallar var. Bu kuralların bir tanesi de mali kriterlerin yerine getirilmesi. İnşallah bakalım. Benim temennim Samsun Spor'u en az zararlan, en azından zararsız bir şekilde atlatmak. İnşallah da karar o şekilde çıkar.